Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası mobil uygulamasında para aktarma talimatları menüsünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Para aktarma menüsüne giriş yaptım. Para aktarma talimatlarım, yeni talimat ver, talimatlarım ve talimat iptali seçenekleri mevcut. Yeni talimat ver diyorum. Evet, para aktarma talimatı ne işe yarar? Öncelikle ondan bahsedelim. Sizin talimat verdiğiniz kişiye IBAN numarası, hesap numarası ve kredi kartı üzerinden istediğiniz zaman, istediğiniz tarihte para gönderme işlemini sizin adınıza gerçekleştirmesini sağlıyor. Burada öncelikle IBAN numarası, hesap numarası veya kredi kartı ile talimat verebiliriz. IBAN numarasını giriyoruz. Alıcının isim ve soy ismini girdikten sonra hemen dolduralım. Tanımlı alıcılara ekledersek daha sonradan bu bilgileri tek tek doldurmamıza gerek kalmaz arkadaşlar. Paranın çekileceği hesabımızı belirliyoruz. Talimata isim verelim. Örneğin kira ödemesi. Ardından ne kadarlık bir talimat tutarı vereceğimizi giriyoruz. Örneğin 1000 TL. İşlem tipinden burada konut kirası diyebilirim. Açıklama kısmına da konut, kira, ödemem yazmam yeterli. Ödeme sıklığında buradan tek seferlik, haftalık, aylık, 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık ve 6 aylığa kadar talimat verebiliriz. Örneğin aylık olarak ödeme sıklığı gerçekleşsin istiyorsanız buradan ilk gerçekleşme tarihini belirliyoruz. Bugünün tarihini girdikten sonra örneğin aylık olarak her ay ayın 31'inde paramız aktarılsın diyebiliriz. Tüm miktar hesabından karşılanmazsa İşlem gerçekleşmesin diyebilirsiniz. Hesabım 5 iş günü içinde kontrol edilsin. İşlemim kısmen gerçekleşsin. Yani 1000 TL'lik bir ödemem var ise bunun 500 TL'si gerçekleşsin diyebilirsiniz. Hesabım 5 iş günü kontrol edilsin. Kısmen de olsa gerçekleştirilsin seçeneğinde kullanabilirsiniz. Evet. İşlemim tatil gününe denk gelirse ne olur? Tatil günü öncesinde son iş günü gerçekleşsin diyebilirsiniz. Yani ayın 29'u tatil gününe denk geliyor. Cumartesiye denk geliyor. İşleminiz cuma günü gerçekleşsin diyebilirsiniz. Tatil günü sonrasındaki ilk iş günü gerçekleşsin derseniz de cumartesiye denk gelirse aynı şekilde pazartesiye kadar işleminiz beklemede olacak arkadaşlar. Evet, hemen geri girelim. Talimatların bölümünde de vermiş olduğunuz talimatların gerçekleşmediği, ne kadarının gerçekleştiği, örneğin kısmen ödensin dediyseniz ve kısmen ödendiyse ne kadar gerçekleştiği, örneğin 530 TL gerçekleşmiştir, 470 TL gerçekleşmek durumunda gözükecektir arkadaşlar. Buradan işleminizi devam edebilir veya iptal edebilirsiniz. Evet, talimat iptalinde de vermiş olduğunuz talimatlarınızı, örneğin bir seneniz oldu ve kira sözleşmeniz bitti, talimatı iptal etmek istiyorsanız talimat iptali menüsünden iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşça kalın.